kimliğine evliyeler kerime. Gerçek derinde mi ne bu? Bir bizden sefer ola gerçeğe. Uyan da uyan da bak. İmran. Hastalığa sığdım. Sabah eylemeye. Alevilerin, Türklerin, Türkmenlerin geleneklerini, göreneklerini, yol ulularının ibadet ettiği, cembilledikleri en önemli merkezlerden bir yeridir ve kutsaldır. Yani bugün camilere dahi dokunamıyorlar, kiliseye, havriye, sinagoga dokunamıyorlar ama Türklerin, Türkmenlerin tarihsel süreç içerisinde getirdikleri kutsal alanları tarumar ediyorlar. Bir avuç altın için yabancı emperyal güçlerin, emperyalistlerin, uluslararası tekelci burjuvazinin emrine sokmak için gayret ve çaba sarf ediyorlar. Bu insanlığa yapılan en büyük zulümdür diye düşünüyoruz yani. AKP'nin sömürge madenciliğinden Alevi canların inanç merkezleri de nasibini aldı. Küresel emperyalist güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını işgal sürecinde neredeyse her yer maden ruhsat sahası ve Tokat, Günçalı, Güzelce ve Killik köyleri üzerinde de 4 tane maden ruhsatı var ve ikisi altın madeni. Biz bunlardan bir tanesine davayı açmıştık 1,5 sene önce. HLC Altın Madencilik Şirketi'ne karşı. Şimdi yeni bir maden ruhsatı daha tespit ettik. O da Zeni Madencilik Limited Şirketi isimli. Burada altın madeni ruhsatı verilen yer 700 yıldır Alevi canlıların inanç merkezi. Çalbaba ziyaret alanı. Günçalı, Güzelce ve Killik 3 Alevi köyünün üzerinde Türkmen Alevilerin cemlerini, ibadetlerini yaptıkları, semah döndükleri bir inanç merkezi var. Çalbaba ziyaret alanı. Ve buraya köylüler 700 yıldır müdahale etmiyorlar. 700 yıldır orman ekosistemine hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Ve içinden bir kuru dal parçası dahi çıkartılmıyor. Orman ekosistemi tamamen kendi döngüsüne bırakılmış durumda. Türkmen Aleviler Anadolu'ya ilk geldikleri tarihten itibaren doğayla barışık, doğayı ve doğal dengeyi içselleştirmiş yaşam felsefesini ve inançlarını burada koruyorlar. Ama belli ki AKP burayı dağıtmak istiyor. Yani maden ruhsatlarını da Alevi köylerini ve Alevi inanç merkezlerini dağıtmak için bir araç olarak kullanıyor. Yoksa aksi takdirde Çalbaba ziyaret alanının üzerinde 4 tane maden ruhsatının olmasının, ikisinin de siyanürlü altın madeni olmasının başka bir açıklaması olamaz. Buranın özel bir önemi de şu, burada ardıç ağaçlarından oluşan bir orman var. Ve bu ardıç ağaçlarından oluşan orman içerisinde ziyaret alanında her ağaç Günçalı köyünden bir aileye ait. Bir ağaç ailenin ağacı veya aile ağacı ait. Bir karşılıklı bir geri besleme sistemi var burada. Ve her bayram cem yapıldığında, semah dönüldüğünde, ibadetler yapıldığında köylüler, büyük şehirlerde yaşayan köylüler de toplanıyorlar. Yani o köy kökenli olanlar buraya geliyorlar ve o aile, o bayram gelmezse o ağacın altına kimse oturmuyor. Ve bu ağaçlar ev olarak adlandırılıyor. Böylesine bir yaşam felsefesi barındıran yeri anlaşılan o ki küresel sömürgeci, emperyalist, kapitalist, sömürgeci maden şirketleri ve onların yerli işbirlikçileri AKP'nin taşeronluğunda dağıtmak istiyorlar. Ama buna karşı biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani şu anda açtığımız bütün davalar yasal, bütün davalarımız anayasal ve uluslararası sözleşmeler ve Türk hukuk mevzuatında sağlam dayanakları var ve mutlaka kazanmamız gereken davalar. Ama AKP'li hakimler bir türlü bu davaları lehimize sonuçlandırmamakta kararlılar, öyle davranıyorlar, sürekli ayak sürüyorlar, yürütmenin durdurulması talebinde bulunuyoruz, reddediyorlar. Fakat biz müdahalelerimize, davalarımıza devam edeceğiz. Çünkü açtığımız her davayla halkın haklı, anayasal direniş hakkını, meşru direniş hakkını yasal bir zemin üzerinde yükseltiyoruz. Ve halka müdahalede bulunan, tıpkı Akbelen Ormanı örneğinde olduğu gibi halka müdahalede olan bulunan valileri, kaymakamları ve onlara yol veren hakimleri suç işler pozisyona getiriyoruz. Mücadelemiz devam edecek evvelallah ve buraları da kurtaracağız. Bu hiç kimsenin zannettiği kadar da kolay olmayacak ve biz bu mücadeleyi kazanacağız inşallah.